Selam arkadaşlar. Benden Yamaha R25 için giyim önerileri istemiştiniz. Ben de buna uygun birkaç tane öneri çıkarttım. Kask için Nex SX100'ü öneriyorum. Daha önceden de önermiştim bunu. Hoşunuza gidebilecek bir model. R25'e de uyumlu. Rengine siz karar verebilirsiniz. Bunun farklı farklı renkleri var. Ben renklerinin de linklerini paylaşacağım zaten. Ya da kendiniz bakabilirsiniz. Ben aşağıya linkini ekleyeceğim. Kademeli bir bakış açısı var Nex SX100'ün. Geniş bir bakış açısı var ön tarafının. Burun pedi var, çene pedi var. Mikrometrik bir tane bağlantısı var. Boyun pedleri iyidir. Rahat çıkar, rahat kullanılır. İç pedleri esnektir. Yıkanılıp çıkartılıp yeniden takılabilir. Ön tarafında hava kanalları vardır. Ön tarafında tekrar bunun önünde ön hava alış kanalı var. Üst tarafında hava giriş kanalı var. Arka tarafında spoiler'ın hemen altında hava çıkış kanalı var. Bu ECE2205 sertifikasına sahip 1550 gramlık bir kask. Sarsılmasını engelleyecek şekilde, rüzgardan sarsılmasını engelleyecek şekilde yapılmış. Alt bir tane ince plastik bir tane eklentisi var. Intercom'unuzu takmanız için de şurada bir tane daha ek hazne yapmışlar. Bunu çıkartıp Intercom doğrudan XCOM intercomlarla beraber çalışıyor bu. Bunu kullanabilirsiniz. Rahat, güzel bir kasktır. R25'lerde güzel gideceğine inanıyorum. Sonra daha önceden de tanıttığım, geçen sefer tanıttığım Magna montları göstereceğim. Magna mont deri bir mont. Deri mont tanıtıyorum çünkü kazalarda size üst koruma verebilecek montlardan bir tanesi. Çünkü CE onaylı korumaları var. CE onaylı olduğu için ve özellikle deri olduğu için bu sizi kazalarda maksimum derecede koruyabilecek bir mont. İç tarafı kumaş alaşımlardan yapılmış. Ön tarafında boyun kısmında bir tane cırt cırtı var. Açtığınız zaman içinde file bir dokusunu görüyorsunuz. Kışın sizi biraz üşütecektir. Yazında biraz bunaltacaktır. Tam böyle ara mevsim montu denebilir buna. Kışın içinize bir tane termal giyersiniz. Yazında içinize bir tane tişört giyerek bunu kullanabilirsiniz. Daha az size soğuk geçirgenlik ve işte sıcak havada ferahlama sağlayabilecek bir monttur. Tabii ki yani kışın aşırı sıcakta bunu giyerseniz terlersiniz ama size maksimum korunma verebilecek bir mont. Çünkü hani hem bu yan taraflarında ekstra korumaları var, körük mekanizması var. Eğildiğinizde size rahat bir duruş sağlayacaktır. Aynı zamanda hani bileği böyle fermuarlı şekilde yapılmış, dış tarafında da özellikle iyi korumaları olan, bir arka tarafında hörgüç mekanizması olan, hörgüç tarafı olan ve hani biraz daha yüksek hızlara çıktığınız zaman size o rüzgardan korunmayı ve sarsıntıdan korunmayı sağlayabilecek bir monttur. Körük mekanizması her tarafında vardır, arkası biraz daha uzundur. Daha önceden de tekrarladığım gibi bu montları alırken bir beden daha büyük alırsanız size tam olacaktır. Biraz daha bedeni küçük bir mont. Eldiven olarak sunabileceğim Venom'un deri eldivenleri var. Deri eldivenlerde ısrar ediyorum. Nedenini soracak olursanız daha fazla koruma veriyor. Venom'un bu deri eldivenleri mevsimlik eldivendir. Özellikle hani yumruk koruması, eklem yeri korumaları gerçekten çok iyi. Bilek koruması biraz zayıf ama özellikle hani içinde birkaç tarafında bu bilek koruması ve iç korumaları var. Hava geçirgen mi derseniz çok hava geçirgen değil. Elin üst tarafında delikli bir yapısı var. Cırt cırtla kapanıyor. Hani aşırı yüksek bilekli bir eldiven değil. Eğer siz hani yüksek bilekli bir eldiven almak istiyorsanız ona göre mağazadan gelip seçmeniz lazım. Ben de birkaç tane örneği açıklama kısmına ekleyeceğim. Venom'un bu deri eldivenlerini alabilirsiniz. Altına bir pantolon almak istiyorsanız ve mevsimlik kullanmak istiyorsanız Tech90'ın pantolonlarından alabilirsiniz. Tech90 Infartech korumalar kullanıyor. Çarptığı zaman sertleşebilen korumalar olduğu için de benim güvendiğim koruma cinsi, aynı zamanda o Tech90'ın kalça korumaları da var. O yüzden gerçekten iyi. Ve diyelim ki yani pantolon giymek istemiyorsanız o zaman daha iyi korunmanız lazım. Bu Impact'tek disk korumaları alabilirsiniz. Bu korumaları tavsiye etmemin bir nedeni de depoyu çizmeyen, tankı çizmeyen şekilde yapılmış şekilde bir dizlik. Şu şekilde iç tarafını da şöyle göstereyim. Kumaş dokusu
deponuzu çizmeyecek şekilde yapılmış. Dizden kaval kemiğinin sonuna kadar size koruma sağlayan bir dizlik. Bunları alabilirsiniz. Bot olarak da TCX'in modelini sunuyorum. TCX'in bu modeli yarım bir bot. İsterseniz siz tam bot giyebilirsiniz ama eğer tam bot giyerseniz bu dizliklerle, eğer ayağınız hani çok uzun değilse, dizliklerle bot birbirine çarpacaktır burada. Yarım bir bot önerebilirim. Eğer dizlikle beraber giyecekseniz yarım bot daha iyi gelecektir. Çünkü arada zaten şu kadarcık bir boşluk kalıyor sanırım. Uzun bot giyecekseniz bu dizlikler olmayacaktır. O zaman pantolon giymeniz daha iyi olacaktır. Ama her zaman tam pantolonu öneriyorum, biliyorsunuz. Bunu alabilirsiniz. Bunun ne gibi özellikleri var? Terletmeyen bir yapıya sahip. Terlediği zaman da ayağınız onu emebilecek şekilde yapılmış. Tabii ki bunun da hani bilek korumaları var. Burun koruması var, topuk koruması var. Cırt cırtlı bir model. Hani burada bağcık olduğuna bakmayın. Bunu bir kere bağlarsınız, sonra şu cırt cırtından açıp tekrar kapatabilirsiniz. Bence hani R25 için, Yamaha R25 için bunlar gerçekten güzel. Kask önerileri için farklı seçenekler de ekleyebilirim. Tüm kasklara bakabilirsiniz. Hani spor sürüşe daha uygun kasklar da var. Mesela Shoei'nin NX'leri var, Shoei Q-West var. Onlardan da alabilirsiniz. Sen bana hani performans ve fiyatı ortalama bir bütçeye sahibim dediğin için bunları önerdim ben. Ortalama fiyatlarını çok iyi bilmiyorum. Bu 1999 lira olması lazım. Bu 1070 lira falan olması lazım. Zaten hani aşağıdaki açıklama kısmına tıklayıp baktığınız zaman karşılığında hemen linklerinin fiyatlarını ben söylüyorum. Oradan bizim sitemize girerek bakıp hepsini inceleyebilirsin. Sepet oluşturup onları atıp satın alabilirsiniz. İndirimler için zaten özel bir zaten şeyimiz vardı. Bir %20 indirimimiz vardı. İndirimli hallerini sitenizde göreceksiniz zaten. Biz Büyük Kartal Sokak'tayız. Bostancı, İçerenköy, köprüden hemen sonrayız. Total Benzinci'nin de hemen karşısındayız. Verdiğim örnekler bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Siz de yorumlarınızı yapabilirsiniz. Farklı seçenekler isteyen ya da işte farklı motosiklet kullanıcısı arkadaşlar için, onlar için de ve herkes için de öneri sunuyorum. Hepinize iyi sürüşler.